Ayşegül Hanım merhaba. Programınıza başvurma amacım yıllar önce yaptığım bir hatayı tüm insanların önünde itiraf etmek istiyorum. 19 yaşındaydım. Yakın arkadaşımla birlikte sevdiğim kızı kaçırdım. Hayallerim vardı, umutlarım vardı. Hepsi o kazayla birlikte o gün son buldu. Çünkü ben en sevdiğim arkadaşımı, sevdiğim kızla birlikte kaza yerinde bırakıp kaçtım. Recep'ten af dilemek istiyorum Ayşegül Hanım. Ne olur bana yardım edin. Kardeşim dediğim yakın arkadaşımdan af dilemek istiyorum. Benim bir sevdiğim bir kız arkadaşım vardı, Canan. Canan'ı kaçırmaya karar verdim. Recep'ten yardım istedim. Kayıtsız şartsız bu durumu kabul etti. Ben biraz arabayı hızlı kullanmaya başladım. Bir anda kontrolü kaybedip araba takla atmaya başladı. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Ne oldu Recep'le Canan'a? Canan öldü. Recep de benim yüzümden hapise girdi. Söylemediniz mi? Evet, aracı ben kullanıyordum demedim. Hayır, yalan ifade verdim. Korkudan Canan o şekilde bırakıp kaçmasaydı belki de yaşıyordu. Allah benim belamı versin. Yine orada da kendimi düşündüm. O yarın hayatını bitirmeseydi, Recep'in hayatını bitirmeseydi, Canan'ı öldürmeseydi. Ya ben 4 yıl hapis yatmışım. Yani yüzünü görmek istemiyorum. Merhaba, ben Ayşegül Günay. Bir şansım olsa programının sunucusuyum. Hayatta verilen bazı kararlar ve bu kararlar sonucunda gelen pişmanlıklar, keşkeler. İşte bu programda onlara tanıklık edeceğiz. Zamanı geri alıp bir şeyleri değiştiremeyiz belki ama bazı insanlar için bir şans yaratabiliriz. Güven, iyilik, sadakat ve huzuru sadece yalanlar bozar. Şimdi sizi İsmail Bey'le tanıştıracağım. Bakalım İsmail Bey neden, kimden bir şans istiyor? Gelin hep birlikte dinleyelim. Rahatsız olmayın lütfen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi olmaya çalışıyorum. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Programımıza başvurdunuz İsmail Bey. Neden, kimden bir şans istiyorsunuz? Anlatın bir de seyircilerimiz duysun. Kardeşim dediğim yakın arkadaşımdan af dilemek istiyorum. Uzun zamandır onu görmüyorum. Çok özledim. Geçmişte biz bir kaza yaptık ve o dönemde ona orada o kadar büyük bir kazık attım ki bu durum içimi kemiriyor. İçimi kemirip duruyor. Bir şey söyleyeceğim. Sakin olun önce. Anlatmak istiyorsunuz, farkındayım. İsmi ne arkadaşınızın? Recep. Recep. Siz Recep Bey'den bir şans istiyorsunuz. Evet. Anladığım kadarıyla ondan af dilemek istiyorsunuz. Ne zamandan beri arkadaşsınız Recep Bey'le? İlkokuldan beri. İlkokuldan evet. Beri. O kadar eski. Evet. O kadar eski. Aynı kentte, aynı belki mahallede öyle evet, mi? Evet. Aynı köyde yaşıyorduk. O yan köyün çocuğuydu. Ben diğer köyün çocuğuydum. Çocukluğumuzdan beri ilçede okula başladık. Ondan sonra lise döneminde yatılı okulda birlikte kaldık. Ya şöyle bir ilişkimiz vardı. Biz simit alsak o simitin yarısını ben yerdim, yarısını Recep yerdi yani. O kadar yakındık. Evet, annesi benim annemdi. Babası benim babamdı. Kız kardeşi benim kız kardeşimdi. Böyle bir yakınlıktayken bir hata yaptığınızı evet. Düşünüyorsunuz. Evet. Şimdi o hataya gelene kadar Recep Bey'le çok samimiydiniz. Ne kadar zamandır görmüyorsunuz Recep Bey'i? Yaklaşık 5 yıl kadar oldu. 5 yıl oldu. Evet. Buna bir şey sebep oldu ama. Evet. Nedir o sebep?
Benim bir sevdiğim bir kız arkadaşım vardı, Canan. Receplerin köyünden. Bir düğün esnasında Canan'ı gördüm ve aşık oldum ona. Canan'da bir birlikteliğimiz olmaya başladı. Canan'ın yaşı o dönemde 16 yaşındaydı. Benim de yaşım 18'di. Siz de çok büyük değilmişsiniz. Evet. O da öyle. Evet. Canan'la güzel bir gelecek kurmak istiyordum. Tek amacım, tek düşüncem buydu. Ve bunun yanında Recep'in de kız arkadaşı vardı, Oya. Biz dördümüz güzel bir arkadaşlığımız vardı. Gelecekte güzel hayallerimiz vardı. Recep Oya'yı seviyor. Siz Canan'ı seviyorsunuz. Evet. Onlar da sizi seviyorlar. Evet. Daha sonra ben Canan'ı kaçırmaya karar verdim. Kaçırmaya? Evet. Niye? Babası çok sert bir adamdı. Yaş olarak 16 yaşında olduğu için evlenme yaşına gelmemişti. O dönemde bir cahillik seviyordum yani. Yapabileceğim bir şey yoktu. O dönemde hemen evleneyim istiyordunuz. Evet. Siz de çok gençmişsiniz ama. 18 yaşında değil mi? Evet. Daha sonra Recep'in babasının aracı vardı. Recep'ten yardım istedim. Canan'ı kaçıracağımızı. Bana bu konuda yardım etmesini istedim. O da çok yakın arkadaşım olduğu için kayıtsız şartsız bu durumu kabul etti. Gençlik şeyi mi diyelim, cehaleti mi diyelim o an? Yani cehalet de çok doğru bir şey değil aslında da. Kanınızın deli aktığı zamanlar öyle birden karar verdiniz ve kaçalım dediniz. Hı. Canan razı mıydı buna? Canan razıydı. Biraz bekleseydiniz, okulunuz vardı herhalde o sıra. Evet. Azıcık bekleseydiniz, Allah'ın emriyle olsaydı bu iş yok. Böyle bir şey mümkün değil. Çünkü seviyordum, çok seviyordum Canan'ı. Onu kaybetme korkusu içimi kemirip duruyordu. Daha sonra ablam benim İstanbul'da yaşıyordu o dönemde. Ablamın yanına gelip burada bir yaşam kurmayı iki yıl bekledikten sonra evlenip tekrar Sivas'a dönmeyi düşünmüştük. Recep'le birlikte aracı gidip aldık. Bu arada Recep'in babasının aracı aldığımızdan da haberi yok. Recep benim için babasının arabasını gizli gizli alıp kaçırıyor. Canan'ın evine doğru gittik. Recep'in annesinin çiçekleri vardı. Orada küçük bir papatya koparmıştım Canan'a götürüp vermek için. Canan'ı bekliyoruz. İçime bir kaygı düştü benim. Acaba vaz mı geçti, gelmeyecek mi? Beni bırakacak mı, beni terk mi ediyor? Derken Recep beni sakinleştirdi. Oğlum dur, sakin ol. Seni çok seviyor bu kız. Gelecek, gideceğiz. Her şey çok güzel olacak. Senin söylediğin gibi önce siz gideceksiniz. Arkadan Oya ve biz geleceğiz dedi. Ha, Oya'yı da... Oya daha sonra gelecek. İlk önce Canan ve ben gideceğiz oraya. Ben orada bir yaşam kuracağım. Bir altyapı oluşturduktan sonra Recep ve Oya'yı da oraya çekeceğiz. Ha, Recep de sizinle geldi, size eşlik etmek için. Recep benim de birlikte gelip ablamlara, Canan da beni teslim edecek. Arabayı alıp tekrar hiçbir şey olmamış gibi geri dönecek. İlk etapta Recep kullanıyordu arabayı. Benzinlikte durduk, bir harita aldık. Haritaya bakarak kimseye sormadan, dikkat çekmeden ilerleyelim düşüncesine girdik. O dönemde ben şey dedim, ben kullanayım arabayı. Canan da arkada arabada, ona biraz böyle gösteriş yapmak istiyorum. Kanımız da akıyor. Dikiz aynasından bakıyorum ona. O bana baktıkça diyorum ki yani her şey çok zor değilmiş yani. Güzel bir gelecek kuracağız. Küçük de olsak bir şeyleri başarabiliyoruz. Derken ben biraz arabayı hızlı kullanmaya başladım. Sağ sol manevra yaparken bir anda kontrolü kaybedip araba takla atmaya başladı. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda yanımda Recep baygın bir şekilde yatıyordu. Canan'ı göremedim. Karanlıktı. Dışarıya çıktım. Dışarıda arıyorum böyle Canan'ı. Bir kararma gördüm orada. Yerde biri yatıyordu. Ona doğru koştum. En yakın benzinliğe gidip yardım çağırmayı istedim. Gittim orada elimi yıkadım, yüzümü yıkadım. Tekrar dönerken baktığımda orada ambulans ve polisler vardı. Korktum. O an oraya neden gittiğimi de bilmiyorum. Kaçtım. Tekrar ben memlekete döndüm, köye. Onlar... Bir dakika. Kaza yerine dönmediniz geri. Hayır, hayır. Ne oldu Recep'le Canan'a? Canan öldü.
Öldü. Evet. Recep de benim yüzümden hapse girdi. Bunun tek sorumlusu benim. İntihar etmek istedim. Yapamadım. Allah'ın verdiği canı sadece Allah alır dedim. Daha sonra bu programı gördüm. Sizi bir sunucudan ziyade kendimi bir yakın anne, abla olarak gördüğüm için o yufka yüreğinize sığındım buraya gelip. Son umudum olarak belki buradan Recep'ten bir af dilerim. Belki içimi rahatlatırım. Çünkü işe giriyorum, yaptığım işten hiçbir şekilde bir verim alamıyorum. Geceleri uyurken kabuslarımda sürekli bir kabus. Bir elimi Recep tutuyor, diğer elimi Canan tutuyor. Vicdan sızlıyor. İstanbul'a geldim, dedim ki bir düzen kurayım burada. Güzel bir yaşam kurayım. Her şeyi unutayım, her şeyin üzerinde bir temiz bir sayfa açayım. Ama bu düşünceler hiçbir zaman beni bırakmadı. Canan kabuslarıma girdi. Ayşegül Hanım, biliyor musunuz? O kadar temiz, o kadar güzel bir kızdı ki. Bunun sadece tek sorumlusu benim. Belki ben onu o gün orada kaçırmamış olsaydım, bugün belki hayatta olacaktı. Recep Bey dememiş mi? Benim bir arkadaşım vardı. Biz bu yola birlikte çıktık. Ve aracı en son o kullanıyordu. Dememiş mi? Söyledi. Ertesi gün eve jandarma geldi beni almaya. Annem kadını görünce korktu. Sen dedi bir suç mu işledin dedi. Hayır anne dedim, ben hiçbir şey yapmadım, korkma. Ben gideceğim. Durum neyse çözüp tekrar geri geleceğim dedim. Annemi sakinleştirdim. Söylemediniz mi? Evet, aracı ben kullanıyordum demediniz. Hayır. Recep de Canan'ın sevgili olduğunu, Recep'in bu durumdan ötürü Canan'ı kaçıracağını, aralarında sevgili olduğunu ve benden de finansal anlamda yardım bekleyip ona para verdiğimi yalan ifade verdim. Böyle mi anlattınız? Evet. Nasıl yaptınız bunu ya? Çok gençliğinize de vereceğim diyeceğim ama yani hani ne olursa olsun hani çok eski ve şey bir laf gibi gelebilir ama hani yedi neyse yetmiş de olur ya bazen. Mesela ben bazı şeyleri aynen küçüklüğümde yahut ilk gençliğimde nasıl düşünüyorsam hala o değerlere sahibim mesela. Çok pişman olmuşsunuzdur. Kendimi öldürmek istiyorum. Ama yapamıyorum bunu. Yapamıyorum. Denedim, birçok kez denedim. Her şeyi denedim ama ben başaramadım. Kimse isteyerek öyle bir kazayı tabii ki yapmaz. Buna mukadderat diyeceğim. Ama daha sonraki davranışınız onaylanır gibi değil tabii. Kendimi rahatlatmak istiyorum. Burada herkese bu programa başvurma amacım bu zaten. Herkes duysun, bilsin ben böyle kalleş bir adamım. Canına bir hediye alacak olurum. Recep gelir der, kanka der, kardeşim al, bende para var. O yayla belki evlenince birikiminden çıkarım. Bana birçok kez para verdi. Gittim Canan'a hediye aldım, küpe aldım. Ben bunları bana yapan bir insana nasıl bunları yaptım bilmiyorum. Bu işin içinden çıkamıyorum, ne olur bana yardım edin. Korktunuz. Çok korkuyorum ama artık hiçbir şey umurumda değil Ayşegül abla. Peki sen daha sonra ulaşmaya çalıştın mı hiç onlara? Çalıştım. Numarasını buldum. Tabii senin bu yalan ifadenden ondan sonra falan Recep seni görmek istememiştir doğal olarak. Hiç görmedik. İçeriye girdi. Ben sadece öyle bir şey duydum. Ona ulaşmak çıktıktan sonra çıkmıştır belki, ne yapıyor, ne ediyor diye bir numara buldum köyden bir yakınımda. Aradım. Aradığım zaman telefonu açtı. Hiç ses vermedim. Çünkü ne diyebilirim ki? Hiçbir şey demeye yüzüm yok. Sonra o numarasını bir yıl boyunca cebimde taşıdım. Bir yılın sonunda tekrar cesaret ettim. Dedim ki bu sefer arayacağım, ondan af dileyeceğim, karşısına çıkacağım. Ne istiyorsa onu yapacağım. O da olmadı. Aradığım zaman telefona ulaşamıyordum.
Telefona ulaşmamış olmam beni daha çok kaygılandırdı. Daha çok içime atmaya başladım. Sadece bir defa görsem, bir defa af dilesem o bile yeter bana. Şimdi şöyle söyleyeyim İsmail ben sana. Sen bana Ayşegül abla dedin, ben de sana İsmail diyeyim değil mi? Siz demeyeyim. Şöyle İsmail, tabii ki bulduk biz numarasını. Gerçekten. İkimiz buldu tabii tabii. Şimdi Recep'le konuşacağım ben birazdan. İnşallah. Ne olur Ayşegül abla. Ne yapın ne edin onu buraya getirin. Sadece bir defa görmek istiyorum. Gelsin, gerekiyorsa beni öldürsün. Karşısında boynum kıldan ince ama ondan bir defa af dileyim. Ben şimdi gideyim, Recep'i arayayım. Sonra senin yanına geleyim, olur mu? Olur, olur. Ama ne olur. Ne olur onu buraya getirin. Gelmek istemeyecektir belki. Şansımı deneyeceğim. Ne olur abi. Arayalım bakalım Recep Bey'i. Alo. Recep Bey'le mi görüşüyorum? Evet. Merhaba Recep Bey. Ben bir televizyon programından arıyorum sizi. Bir şansım olsa Ayşegül Günay. Nasılsınız? Hanımefendi gidin başkasını dolandırın. Bir dakika. Bir aramayın bir daha. Yani aslında böyle şeyler beklemiyor diyelim. İnsanlar da haklı ama ben şansımı tekrar deneyeceğim. Görüntülü aramayı teklif edeceğim. İşsizlik mi benimki? Bir saniye beni dinleyebilir misiniz Recep Bey? Sizden bir saniye rica ediyorum. Bakın istiyorsanız eğer sizi görüntülü arayabilirim. Bir şansım olsa programı. Hangi program? Bir şansım olsa programımızın ismi. Evet, Show TV'de. Kim o yanınızdaki, pardon? Eşim. Eşiniz. Eşiniz izliyor mu acaba programı Show TV'de? Cumartesi, evet. Pazar günleri. Evet, izliyormuş. Buyurun. Evet. O zaman şöyle söyleyeyim. Ben sizi programımıza davet etmek istiyorum. Bir şansım olsa programına. Çünkü bizde size ait bir emanet var Recep Bey. Biz onu size ulaştırmak istiyoruz. Kimden bu emanet? Kimden olduğunu ben size söyleyemiyorum. Ancak sizin evinizin önünde bir aracımız var bizim. Sizi o araca davet edeceğiz. Aracın içinde de bir kasa var. O kasayı açtığınız zaman siz emaneti alıyorsunuz. Ve kimden olduğunu anlarsınız, anlamazsınız. Bunun üzerine sizle konuşuyoruz. Mümkün mü? Hatta eşinizle birlikte gelirseniz daha çok mutlu olurum. Tamam, eşimle beraber geliyorum ben. Çok teşekkürler o zaman. Ben sizi araca bekliyorum. Sonra tekrar arayacağım sizi. Tamamdır. Sağ olun. Ya insan böyle bir şey başına gelmeyince anlayamıyor tabii nasıl olduğunu. Yani o an belki o şokla, gençliğin verdiği tecrübesizlik ve korkuyla hareket etti belki ama... yine de işte çok affedilir gibi gelmiyor böyle şeyler. İnşallah affederler. İnşallah affederler İsmail Bey, o yanım da Recep Bey'di. Ne diyeyim? Araca gelmişler. Arıyoruz. Alo. Recep Bey. Buyurun. Araçtasınız. Evet. Hoş geldiniz. Şimdi ben size bir şifre göndereceğim Recep Bey. Hatta gönderiyorum. O şifreyle...
Bizim kasamız var araçta, görmüşsünüzdür. Evet, gördüm. Şifreye girip kasayı açabilirsiniz. Şimdi gelir şifre size. Tamam, şu an açayım mı? Geldiyse tabii ki, buyurun açın. Ben de merak ediyorum ne yolladılar size. Açtınız kasayı sanırım. Açtım. Ben de öğrenebilir miyim kasada ne var? Kartpostal var hanımefendi. Kartpostal. Size bir şey... Sizin elinizde nereden geçti? Programımıza başvuran insan onu sizin için kasaya bıraktı. Kim olduğunu tahmin edebiliyor musunuz? Evet. Kim? Arkadaşınızdan İsmail Bey'den geldi. İsmail Bey sizinle konuşmak, görüşmek istiyor. Sizden bir şans istiyor Recep Bey. Eşimle ortak kararımız, biz görüşmek istemiyoruz. Peki ben bir şey rica etsem, ben sizinle görüşebilir miyim? Ben sizinle biraz sohbet etmek istiyorum. Hikayeyi bir de sizden dinlesem nasıl olur? Anladım da açıkçası ben bu durumu çok uzamasını istemiyorum. Tamam. İsmail Bey'le görüşün demiyorum ben size. Ben sizinle biraz konuşmak istiyorum. Ne olur kabul edin. Eğer kabul ederseniz... Araç benim olduğum yere sizi getirecek. Tamam. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. O zaman bekliyorum ben sizi Recep Bey. Tamam, sağ olun, sağ olun. Oo, sert girdi. Yani direkt, yani çok sert söyledi. Yani ne diyeyim? Gidiyorum bakalım yanına. Buluşmak istiyor. Kadın yani. Ayşegül Hanım'la görüşmek. Ya İsmail buluşmak istiyor. Onu kabul etmeyince Ayşegül Hanım buluşmak istiyor. Tamam, Ayşegül Hanım'la buluşalım. Sıkıntı yok. Ne gerek var ya? Yani... Dört yılımı almış elimden. Tamam, sakin ol. Kabul etmediğimiz sürece bunlar bizi yine arayacaklar. Peşlerimize düşecekler. Ya ben 4 yıl hapis yatmışım. O ya. Yani şimdi yani bunun konuşmana ne anlamı var? O günleri geri getirecek. Tamam da insanlar en azından sana sabıkalı gözüyle bakmayacak. Bilmiyorum. Ben yüzünü görmek istemiyorum. Haklısın yani, haklısın. %100 haklısın. Biraz da bencil düşünüyorum. Ben de senin çünkü gitmeni, suçsuz olduğunu bütün Türkiye'ye duyurmanı istiyorum. Çünkü hani... Bana kimse inanmadı zamanında. Şu an herkesin karşısına geçip diyebilirim ki ben size söylemiştim. Otur, otur, otur İsmail, otur. Ne oldu? Nasıl geçti konuşma acaba? Yani İsmail az çok senin de tahmin edebileceğin gibi biraz sert karşıladı. Görüşmek de istemedi açıkçası seninle. Ama ben onlarla konuşmak istediğimi söyledim. O ya da yanındaydı. Konuşmak istediğimi söyledim. Sohbet edelim biraz dedim. Benimle görüşmeyi kabul ettiler. Şimdi buraya geliyorlar. Gelecekler mi? Yani senin yanına değil ama araçla benim yanıma geliyorlar. Ben araca gideceğim, onlarla konuşacağım. İnşallah diyeyim. Senin yanına getirebilirim. Ne diyeyim? Yani. Hanım, tek temennim bu, gelmesini istiyorum. Sadece bir kez görsem... Hiç kolay bir şey değil ama onun da yaşadığı, biliyorsun. Evet, çok evet, zor bir şey yaşatmışsın. Her ikisine de. Aslında yani bunu... Canan'a nasıl yaptın? Yani benim... Konuşmak gibi bir niyetim yok, söyleyeyim yani başta. Anladım. Tam olarak hikayesi ne? İşte, kamyoneti aldık hani o
olay yaşandı ya. Hı hı. İşte ondan önce böyle birbirimize kartpostallara bakarak işte İstanbul'a gideriz, güzel bir hayat kurarız diye bu bir şeydi yani. Hı. Bizi görüştürecekler mi yani? Ne yapacaklar ben anlamadım. Bilmiyorum, ben görüşmek istemiyorum. Haklısın tabii. Ben olsam ben de istemem. Ben de istemiyorum zaten. O kadar mı seviyordun Canan'ı yani, ha? Seviyordum. Seviyordum. Onu öldürecek kadar sevmiyormuşum demek ki dışarıdan şu o şekilde baktığım zaman. Ben de yaptıklarımdan ötürü kendimi tanıyamıyorum yani. Tanımlayamıyorum neden bu duruma geldim. Geçmiş yıllarda kesinlikle böyle bir insan değildim. Neyden sonra böyle oldum? Bu içimdeki... Normalde çok iyi yürekli bir insandım. Ama bu işimdeki bu şeytan mı denir? Ne denir buna bilmiyorum ama... Beni böyle o gün o hata yaptıktan sonra toparlayamadım. Ondan sonra hiçbir şekilde işim rast gitmedi zaten. Çalıştığım yer, ailem, eniştemin burada arabasını aldım. O arabayla da kaza yaptım. Alkollü bir şekilde İstanbul'da. Oo. Sadece bir kişiye zarar vermedim. Kötü bir insan olduğunu düşünmüyorum İsmail ama çok ciddi bir hata yaptığını düşünüyorum. Yani kötü bir insan olsaydın şu anda bu kadar vicdanın sızlamazdı. Evet, ciddi bir hata. Ama yani hani zaten hani ne denir? Sen onun cezasını çekiyorsun bence şu anda. Ve o günden beri de çekiyorsun aslında. Evet. Toparlayamadığını söylüyorsun baksana. Hiçbir şekilde toparlayamadım. Vicdan önemlidir ama biliyor musun? Bir insanda vicdan olmalı yani. Ama vicdanın işte rahat değil. Bu da çok normal. Hiçbir şekilde rahat bırakmıyor. Ne hatırlıyorsun Canan'la ilgili? En güzel şeyler neler mi sen hatırladın? Ne var Canan'la ilgili? Bizim orada bir su kenarı vardı. Oraya gitmiştik. Orada birbirimize öyle bir söz verdik ki... Dedik ki her ne olursa olsun, iyi yolda, iyi günde de olsak, kötü günde de olsak hiçbir şekilde birbirimizi hiç bırakmayacağız sözünü verdi. Eğer o gün ben orada korkudan Canan'ı orada o şekilde bırakıp kaçmasaydım, belki de yaşıyordu. Bir ilk yardım yapsaydım, bir şey yapsaydım bilmiyorum. Hiçbir şey yapmadım. Korktuğum için hemen oradan, bulunduğum yerden kaçıp gittim. Ve sadece bunu ben biliyorum. Başka kimse bilmiyor. Çok gençmişsin. Allah benim belamı versin. Keşke... Ya yapma. Keşke hiç yaşamasaydım. Kendimi çok suçlu hissediyorum. Bu durumdan kurtulamıyorum. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Ne olur bana yardım edin. Evet. Dört yıl hapis yat, sonra gelsin bir tane kartpostalla özür dilesin. Bakınca işte kendi vicdanını rahatlatmaya çalışıyor. Ya başka ne diye arasın? Vardı, bir çıkarı vardır. Çıkarı olmasa yapmaz. Hep onun bir çıkarı olmadı mı zaten hayatı boyunca? Madem özür dileyecektin, ben hapishanedeyken neredeydim? Dört yıl yattım, bir kere gelmedim, bir kere aramadım. Bir de niye televizyon programı? Onu anlamadım. Şov amacı başka bir şey değil ya. Şov ya. Evet, çok gençmişsin gerçekten. Yani o an orada... Düşünemedin belki de, dediğin gibi korktun. Ki ben de hep buna veriyorum. Yaşın genç.
Zaten bir araç kaçırmışsınız. Sevdiğin kız çok küçük, sen de küçüksün, çıkmışsınız bir yola. Çocuksunuz yani ve başına bu gelmiş. Korkudan olmuş İsmail, yani hepsi korkudan olmuş. Ben sonrasına sadece hayret ediyorum. Yani hani o an korkmuşsun ama sonra o yalan, o kötü olmuş. Bu da Recep açısından çok kötü olmuş. Çok korktum ama. Orada da bencillik yaptım. Allah benim belamı versin. Ya deme öyle, deme öyle, deme öyle. Yine orada da kendimi düşündüm. Keşke ben girseydim. Oya'nın hayatını bitirmeseydim. Recep'in hayatını bitirmeseydim. Can'ın öldürmeseydim. İsteyerek yapmadın ki. Ama bunun suçlusu benim. Onu isteyerek yapmadın. Yani o... işte... Sonrasını şey yapamamışsın. Sonrasında da belki hani korkmuşsun ama hani şu andaki ruh halin keşke o zaman olsaydı da hani bir dur diyebilseydin. Yok hayır, gerçek bu diyebilseydin keşke. Keşke işte hayatımız keşkeler yani. Ah o keşkeler. O keşkeler olmasa zaten her şey gülistanlık olurdu. Şimdiden çok gerildim, yemin ediyorum. Ya, itiraf falan mı edecek ben? Hayır, var onun bir derdi var, bir İtiraf derdi var. Edecek olsa neyi değil? Delikanlı olsa mahkemede söylerdi. Vardır, aklımda onun kırk tilki vardı şimdi. Tabii ki de. Gençliğinde de öyleydi, hatırlamıyor musun? Bundan birkaç sene önce. Canan'la ilk gördüğüm zaman da... Nerede görmüştün? Düğünde Recep'lerin köyüne gittik. Kendi kendime dedim ki, ben dedim Canan'ı görürsem orada görürüm. Ancak ona orada yakınlaşırdım. Bizim bulunduğumuz yer küçük. Kapalı bir yer yani. Bir kızın yanına o şekilde yaklaşamazsın. Yaklaştığı zaman sana kötü gözle bakabilirler. Ben de ona bu duygularımı söylemek için bu fırsat kolladım. Hava esnasında yanıma gelmişti. Orada elini tuttum. Bu duyguyu hiç unutamıyorum ben Şekil abla. O ilk elime dokunduğu anı unutamıyorum. Ben onu bu kadar severken, ben böyle bir şeyi nasıl yaptım kendime inanamıyorum. Sonra tuvalete gittiğini gördüm. Oradan çıkmasını bekledim köşede, durdurdum onu. Onun ne kadar sevdiğimi söyledim. O da sadece bana dedi ki, evet ben de sana karşı aynı duygular hissediyorum dedi ve gitti. Gittikten sonra içime sığmadı. Recep'e gittim, Recep'le paylaştım bu durumu. Recep bu duruma emin olun benden daha çok sevindi. Çünkü beni çok seviyordu. Ya bir şey alırdı, yatın okulda okuduğumuz süre zarflarında dışarıya çıkardı. Aldığı şeyi gidip orada yemezdi. Gelirdi yurda, boğazımdan geçmedi. Sen benim kardeşimsin. Seninle birlikte yemek istiyorum diye benimle birlikte paylaşırdı. Al benim gibi aşağılık herif. Bunların hiçbirini hak etmedi. Deme öyle kendine, deme, deme. Deme. Deme çok zor. Çok zor. Mesaj geldi. Geldiler. Şimdi ben onların yanına gideceğim. İnşallah getirebilirim yanına.
Şükür abla. Ne olur ne yapın ne edin onları buraya getirin. Onların sadece yüreğini ferahlatmayacağım. Onlara bundan daha fazlasını yapacağım. Ne olur güvenin bana. Ne olur getirin. Sadece sizden bunu istiyorum. Başka bir isteğim yok. İtirafım sadece onlar olmayacak. Tamam İsmail, tamam. Sakin ol, tamam. Sakin ol. Görüşürüz. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Recep Oya. Evet. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz, siz? Yani. Teşekkürler. Ben de iyiyim ama siz çok iyi değilsiniz. Özellikle şundan sonra? Ya evet. Ben... Şu saçmalıktan sonra? Yani evet. Evet. Ben İsmail'den dinledim hikayeyi biraz Recep. Recep diyorum, Oya diyorum. Siz demiyorum sakıncası yoksa. Değil mi? Kesinlikle. Çok zor yani yaşadığınız da çok zor. O da kendince hani zor bir şeylerden bahsetti. Ben bir de sizden dinlemek istiyorum. Ne oldu, ne bitti? Çocukluktan beri arkadaşmışsınız, evet. Özellikle siz. Ve başınıza hakikaten çok ciddi bir felaket gelmiş. Evet. Nasıl oldu ve hiç görüşmek istemediniz yani? Siz... İstemiyorum, hala istemiyorum söyleyeyim. Birbirine yakın köylerde büyüdük. Canan zaten bizim köydendi. Ben sonradan Oya da aynı şekilde. İsmail diğer köydendi. Zaten köyler arasında şey olur işte. O tarafın kızıyla konuşturmazlar abiler falan. O nedenle biraz gizli yürütüyordu İsmail'le Canan'ın arkadaşlığını. Yani ben başta samimi zannediyordum İsmail'i ama galiba Canan'la birlikte olmak için benimle vakit geçiriyormuş. Yani beni kullanmış Canan için. Sonra bir gün işte şey dedi. Kaçıracağım dedi İstanbul'a. Götüreceğim dedi, yardım et dedi. Çok da gençmişsiniz ya o evet. Zaman. Biz 18-19 yaşlarımızdaydık. Evet. Onlar, o da ya Canan 16. Reşit değildi. Evet, onlar daha Reşit değildi. Ben bekleyin dedim yani hani 2 yıl daha bekleyin ondan sonra evlenir misiniz, ne yaparsınız yapın gibisinden. Babasından korkuyorum dedi. Kaçırmak daha iyi dedi. Ablam orada dedi, İstanbul'a gidelim dedi. Anlattı bir şeyler. Ben de bilmiyorum o zamanki aklımla yani yardım edeyim dedim yani. Babamın şeyini aldım, kamyonetini aldım. Bir gece vakti işte şeye gittik, Canan'ın evlerinin önüne gittik. İşte ben şeydeydim, şoför mahallindeydim. Canan'ı aldınız. İsmail işte başta gelmek istememiş. Ben dedim bekle dedim. İşte dilim kopsaydı da onu demeseydim yani. Orada dedim bekle yani o başka bir şey yani babasından belki hani vakit bulmak için sana bir işaret vermiştir falan. Sonra yola çıktık. Sonra o kaza oldu işte. O Ankara yolunun üzerinde. Bu sırada ben de olaydan bir habersizim. Zannediyorum ki Canan, bana söylüyorlar Canan'la Recep kaçtı diye. Hani bir benim yaşadıklarımı bir düşünebiliyor musunuz? Sevdiğim adam en yakın arkadaşımla beraber kaçıyor. Böyle mi söylediler size? Evet. Pardon, İsmail sonrasında böyle bir şey söylemiş, evet. Benim olaydan haberim yok. Kimin kimle kaçacağını o an hiçbir şey bilmiyorum. Tabii ki hatırlatmak çok şey değil ama yani o kazanın olduğu gün siz zaten bayılmışsınız yani. Evet. Allah rahmet eylesin. Kızımız da orada can vermiş. Siz baygınmışsınız. Ne oldu ayıldığınızda? Ne gördünüz? Neydi? Nerede gözünüzü açtınız ya da ne bileyim? Şimdi biz gece vakti işte... Siz kullanıyordunuz aracı. Sonra mı değiştirdiniz? Aracı ben kullanmıyordum. Ha hep o kullanıyor. Pardon, İsmail. Doğru. Biz şöyle uzun yol olduğu için sürekli araç değiştiriyordum. Evet. Sonra dedim ki sürekli birilerine yol sormayalım. Gidelim bir benzinliğe.
Oradan bir böyle harita gibi bir şey alalım, öyle yolumuza bakalım dedim. Ben oradan haritayı alınca ben bakıyordum, İsmail'e tarif ediyordum yolu. Oydu yani şoför mahallinde olan. Evet, evet, doğru, öyle söyledim. Sonra böyle eli kolu ayrı ayrı oynuyordu. Sonra bu şeyin, kamyonetin iç ışığını yakınca, gece vakti zaten, önü kör oldu. Kör olunca sola doğru kırdı. İşte ondan sonrası bende yok. Ben gözümü açtığımda ambulans vardı. Sordum hemen, İsmail'le Canan'ı sordum. Bir kişi olduğunu söylediler, bir kadın olduğunu söylediler. Sonra da işte gözümün önünden o ceset torbası geçti. O kadar, o hatırladım. Ano, o güne dair. İyi arkadaşsınız ama, değil mi? Aynı yurtta büyüdük. Evet. Çocukluğumuz aynı yerde geçti. Babamız aynı mesleği yapıyor. Şaşırttı sizi değil mi daha sonraki tavrı? Yani sizi tutuklamışlar kazayı yapan ve hani ölüme sebebiyet vermekten. Siz içeride kalmışsınız. Evet. Yanlış beyan verdi. Mahkemeye çıktığında sanki ben kullanıyormuşum gibi anlattı her şeyi. Sonrasında Canan'la benim ilişkim olduğunu, bize yardım ettiğini söyledi. Sonradan anlıyorum ki zaten hani olay yerinde o ayıldıktan sonra kaçmış gitmiş Sivas'a. Söylemediniz mi? O da araçtaydı demediniz mi? Tabii o öyle bir şey. Anlattım ama babamın kamyoneti. Neyini ispatlayacaksın? Kim inanır ki buna? Kimse bilmiyordu. Kimsenin önünde kanıt yok. Köylülerden de kimse bilmiyordu. Bir işte oya biliyordu. O kadar. Siz inanmadınız. Ben inandım hep. Yani. Hayır, şeye inanmadınız. Yani tabii ki Canan'la Recep'in kaçtığına inanmadınız. Hayır, asla. Asla. Onun beni dip... Çok iyi sevdiğinden emindim. Çok derinden sevdiğinden emindim onun beni. Ben anlatmıştım zaten İsmail'le Canan'ın ilişkisini. Evet. İşte o şerefsiz yüzünden ben 4 yıl hapis yattım. 6 yıldı af çıktı. 4 yılda çıktım. Çok ağlıyor. Hakikaten yıllardır... Vicdan azabı onu da eritmiş, bitirmiş. Hiçbir işim rast ben gitmiyor. İnanın diye. Umurumda değil. Ben unuttum, tamam mı? O hapishane döneminde de her gün öldüreceğim diye böyle kendime şartlamıştım. O dönem benim yanımda sadece Oya vardı. Tamam mı? Görüşmelere geliyordu. İkna etmeye çalışıyordu beni. Ben hapishaneden çıktığımda ancak unutunca vazgeçebildim. Sildim yani. Şimdi bunca zaman sonra öyle bir tane kartpostal atıp işte böyle programlara başvurup ben böyle şeylerin içinde olmak istemiyorum. Tamam, ben bu adamı bir daha hayatıma almak istemiyorum. Unutmak için biz 2 senemizi verdik. 2 sene boyunca unutmaya çalıştık. Yani cidden kolay zamanlar değildi hiçbir şekilde. İlla ki. Onun da istediği, o inanın hakikaten yaşadığınız çok zor. Her türlü ikinizin de. Ama onun da istediği şu yani. Evet, ben çok büyük bir hata yaptım. Ama hani hiçbir işim rast gitmiyor. Öleceğim diyor yani vicdan azabından. Ne olur diyor, bir kere karşıma gelsin. Onunla konuşayım diyor yani. Ona... Ben size bir şey söyleyeyim mi? Onun bu isteğinin... Sebebi de kendi vicdanını rahatlatmak. Ya bizimle alakalı onun hiçbir evet. durumu yoktur. O bencil herifin teki. Korkak, bencil, aşağılık bir adam. Yaşadıklarınızdan sonra ben de çok fazla
bir şey söylemenizi, yani böyle davranmanızı normal karşılıyorum açıkçası. Yani haklısınız, ne diyeyim yani. Çok zor bir durum. İnandığınız, güvendiğiniz, birlikte çok şey paylaştığınız arkadaşınız çok büyük bir yanlış yapmış size. İkinize yani. Recep sana da, Oya sana da. O zaman biraz da güzel bir şeylerden bahsedelim. Oya Hanım'la, Oya ile nasıl başladı? Oya ile ben aynı köydeydik zaten. Ya bizim okuldan sonra yapmayı sevdiğimiz birkaç aktivite vardı. Mesela arkadaşlarla bir yerde otururuz. Hani çekirdeğimizi alırız, kolamızı alırız. O gün okulda ne yaptığımızı konuşuruz falan. Bu bizim için zaten hani rutin. Bambaşka bir keyiftir ve rutindir, evet. Ya o sırada ben tabii Recep'i görüyorum. Hani ben de ilk görüşte biraz böyle bir şeyler hissettim. Onu da hissettiğini inandırdım kendimi. Arada sırada böyle onun yanına oturmaya çalışıyorum. Ama işte laf olur, bir şey olur diye çok da oturmaya cesaret edemiyordum. Sonra bir gün bir düğün vardı. Bu düğünde ben aslında Canan'ınla İsmail'i konuşurken gördüm bir yerlerde. Hani kendileriyle böyle birbirlerine olan aşkını ilan ediyorlardı. O an düşündüm ki hani şimdi İsmail ile Recep çok yakın arkadaş. Hani belki Recep de gelir falan diye aslında çok ummuştum o gün. Gelmedi, olmadı. Sonra bir şekilde Canan benimle iletişim kurmaya başladı. Biz Canan'la bir anda yakın olmaya başladık. Tabii İsmail ile Canan çıkıyor. Şimdi Canan'la ben de çok yakın olunca biz bir yere gittiğimizde Recep de İsmail de geliyor. Öyle öyle derken başladı kendiliğinden. Biraz ağır davrandık. Beklemişsiniz ama Recep'i. Bekledim. Beklemişsin Recep'i, evet. Sağ olsun o dönemde yani hapisten çıktıktan sonra biz köye de gittik. Ha onu diyecektim. Döndünüz mü hiç oraya diyecektim. Döndük, Sivas'a döndük. Bambaşka bir durumla karşılaştık. Sanki ben Sivas'a gelmedim de başka bir şehre geldim yani. Yabancı bir yere geldim gibi. Bütün köy birbirini şartlamış. Beni kimse yüzümüze bakmadı. Hem katil olarak biliyorlar hem ırz düşmanı olarak biliyorlar. Kimse yüzüme bakmıyor. Ben kahveye gidiyorum, selam veren yok. Tanıyorum, hepsini tanıyorum. Kimse selam vermiyor. Önüme bir bardak çay koyan yok. Sonra orası bana dar geldi. Ben dedim ki oraya İstanbul'a gidelim. Ama bunu bu sefer hani böyle kaçırma gibi değil, yani normal bir şekilde ailelerimizden izin alıp gidelim. Çünkü o dönem benim yanımda annem var, babam var, bir de Oya var, başka kimse yok. Senin ailen nasıl karşıladı Recep? Yani tabii ki de kabul etmediler. Yani sonuçta çünkü onlar Canan onu var diye biliyorlar. Hem Canan var diye biliyorlar hem de onu bir katil, bir sabıkalı olarak biliyorlar. Tabii doğal olarak kimse çocuğunu sabıkalı birisine vermek istemez. Ama işte res çektim. Dedim yani ya verirsiniz ya da Canan kaçarım gibi kaçarım dedim. Hemen korktular zaten. Razı oldular. Başka seçenek vermedim onlara. Dayak bile yedim bunun için kaç kere. Ya. Sonra ama güzel bir hayatımız oldu. Oraya İstanbul'a vardıktan sonra işimizi oturttuk. Evimizi kurduk. İşte 2,5-3 yıldır evliyiz ve tam her şey yoluna girmişken şimdi böyle bir şey gösteriyorsunuz bize, İsmail diyorsunuz falan. Yani hiç alışık olmadığımız bir yerden vuruyorsunuz. İnanın yani bize gelen başvuruları inceliyoruz, değerlendiriyoruz. Bize de hani ilginç gelen, yapabileceğimiz üstünde bir şey olan hikayeler varsa onların üstünde duruyoruz ve sizlere ulaşıyoruz biz de. Ama zor. İnanın çocuklar yani bu ağır bedel ödemişsiniz ikiniz de. Asıl en zor da neydi biliyor musunuz benim için? Her gece uyurken hani uyandığımda hala acaba beni seviyor olacak mı düşüncesi hapisteyken. Kim bilir oralarda neler yaşıyor, fikrini değiştirebilir, bir şey olabilir. Hani ben ona bu kadar inanmışken belki bir anda herhangi bir mental sorunları başlayıp benden vazgeçebilir. Kendisinden vazgeçebilir. Kendinden vazgeçebilir. Yani zordu. Ya o psikoloji zor. Şimdi o hapishane ortamında olunca sürekli bir suçlanmış hissinin içinde oluyorsunuz. 4 sene.
4 sene, 1460 gün. Her gün böyle çıksam da onu boğazlasam diye düşündüm. İşte o dönemde Oya beni böyle telkin etmeye başladı. Yavaş yavaş da bu şeyimden vazgeçti. Sevginiz çok büyük bir rol oynamış burada. Evet. İkinizin birbirine olan sevgisi hakikaten ay canım benim büyük bir rol oynamış. Ne diyorsunuz siz şimdi çıkıp gelmez misiniz yanına Recep'in? Şey Recep'in diyorum İsmail'in. Niye buluşmak istiyormuş peki? Ya bir çıkar sağ, bir çıkar için yani. Ya bunca yıl sonra. Çocukluğunda da öyleydi değil miydi? Her yaptığı şeyden bir çıkar sağlamaya çalıştı. Hep bir art niyeti oldu herkese karşı. Mesela ben hapisteyken niye buluşmak istememiş? Sordunuz mu onu? Niye hiç ziyarete gelmemiş? Niye hiç mektup yazmamış? Bunu sormadım ama çok anlattığına göre o süreçte de kendiyle boğuşmuş. Çok çok şey söyledi yani hani en olmaması gereken şeylerden birini söyledi. Kendimi öldürmek istedim dedi yani. İşte kendi vicdanını rahatlatmak için biz buradayız ya zaten şu an. Canıma kıymak istedim dedi yani defalarca ama yapamadım dedi. Sakin bir şey deme. Peki bir şey söylesem ben şimdi. Hakikaten onun da seni karşısında gördüğü zaman ne diyeceğini merak ediyorum. Yalvardı bana çünkü. Ne olur dedi Ayşegül abla. Yani gelsinler, gelsin daha çok senin için hani. Diyeceğim birkaç bir şey var yani ondan sonra ne olacaksa olsun dedi. Şimdi ben bir süre versem ikinize de. Azıcık konuşsanız aranızda ne bileyim. Bir düşünseniz, bir konuşsanız. Ben sizi beklesem yukarıda. Olur mu? Hemen öyle karar vermeseniz, gideceğiz demeseniz. Ne diyorsun? Düşünelim. Biz düşünelim. Tamam. Çok teşekkür ederim ya. Vallahi sağ olun çocuklar. O zaman inşallah gelirsiniz ne diyeyim bekliyorum ben sizi. Tamam. Söz vermeyelim biz bir konuşalım. Tamam. Tamam. Ne diyorsun? Bilmiyorum ki. Ne yapalım? Sakin olabilecek misin eğer içeri girersek? Onu hiç kestiremiyorum valla. Evet. Sandalyeleri de koydurmuşsun. İnşallah gelirler diyorum. İnşallah. İsmail valla çok zor şeyler yaşamış onlar da. Sen de tahmin ediyorsun, biliyorsun zaten neler olduğunu, neler bittiğini. Hiç kolay değil, hiç kolay değil. Hani biraz düşünmek istediler. Kendi aramızda bir konuşalım dediler, ondan sonra bakarız dediler. Onlar gelsin buraya, onları gerçekten rahatlatacağım. Elimden gelen her şeyi yaptım, yapacağım onlara da. Gelsin onlar buraya, onlara bunları da söyleyeceğim. Ben de gerekeni söyledim. Zaten hani yaşadığınız her şey ortada. Yaşananlar ortada ama işte kolay değil yani çıkıp gelip de buraya seni bir daha dinlemek isterler mi, istemezler mi? Orayı hakikaten Allah biliyor şu an. Ne diyecek? Yani
suçunu itiraf edebilir. İtiraf etsin, ne olacak yani? En azından haklı olduğumuzu ortaya çıkarıp. Çıkarsın, ben 4 sene yatmışım zaten yani. Söylesen olur, söylemesen. Tamam da en azından ailem tarafından hala sabıkalı gözükmüyor olacaksın. Mantıklı düşün. Tamam da yani kendini popohlamak için yapıyor, anladın mı? Yani, tamam haklısın. Zaten çocuğun her yaptığı bir şeyde bir art niyeti var zaten. Sen bunu en iyi sen biliyorsun. En yakın arkadaşı sensin. Bir kere olsun yüzünde bir şey söylemek istemez misin onun? Bilmiyorum vallahi o ya. Vallahi bilmiyorum. Yani sana neler yaptığını bir hatırla. Bir kere bile karşısına geçip ben böyle hissettim tamam demek da, istemiyor musun? Tamam da ben o karşısına geçtim, rahat durabilecek miyim? Sağlıklı olabilecek miyim yani? Anladın mı? Ya bizim ya bir düzenimiz var bizim. Yani böyle şeylerle uğraşmayalım. Ama haklısın zaten. Yani bize bu travmayı tekrardan yaşatmamaları gerekiyordu. Ama bir hata yapıldı. Şu an zaten bu travmanın farkındayız ikimiz de. Ve şu an hayatımızı bu etkileyecek. En azından tam yapalım ya da hiç yapmamış olsaydık keşke. Tamam, gidelim mi? Bence gidelim diyorum ama yani bak yine de sana bırakıyorum seçimi. Sen gidelim diyorsan gideceğiz, gitmeyelim diyorsan gitmeyeceğiz. Ama bana kalırsa ben gidelim diyorum. En azından bir belki bir açıklaması yani bunun ne açıklaması olabilir? Yanlış anlama. Hiçbir türlü hiçbir açıklaması olamaz. Ama en azından ne söyleyeceğini hiç merak etmiyor musun? Yüzüne karşı onca sene sonrasında. O 4 yıl hiç kolay geçmemiş İsmail, hiç kolay geçmemiş. Oya içinde, Recep içinde. Kızın hiçbir suçu günahı yoktu. Ya burada kimsenin bir suçu yok diyemeyeceğiz tabii yani. Hani çok genç yaşta bir hata yapmışsın bir kere. Zaten kendini yeni reşit olmuşsun. Reşit olmayan bir kızı kaçırmaya kalkmışsın. Sonra o istemediğin kaza gerçekleşmiş. Hani... Ama sonrası tabii ki senin hatan. Ama lütfen buraya olur da gelirlerse senden ricam sakin ol. Yani onların çünkü çok sakin olacağını düşünmüyorum. Hani ne söylerlerse söylesinler. Sen biraz daha dinleyerek, düşünerek cevap ver diyorum. İyi. Sakinim ben zaten. Sakin olmaktan başka bir çarem yok ki. Bir defa göreyim. Rahat diyeyim. Elimden ne geliyorsa onu da göstereyim yaptığımı. Ben başka bir şey istemiyorum. Ah İsmail ah. Ben onlara süre verdim. Programımızın bir süresi zaten bu genel olarak yani uyguladığımız bir şey. Umarım gelirler, bekleyeceğiz. Tamam gidelim, gidelim ama tamam. Bana sakin kalacağına söz ver yalnız orada. Bak şu anda yükselmeye başladın bile, beni tamam. Korkutuyorsun. Tamam, gideceğiz. Bak 4 yıl hapis yattın. Bak bir saçmalık yapıp bir 4 yıl daha, hatta belki de müebbet. Bunu yatamazsın bir daha. Tamam gideceğiz, adam akıllı konuşacağız tamam mı? Yani derdi neymiş, tamam. Konuşacağız sonra. Adam akıllı konuşacağına söz veriyor musun bana? Tamam, kendimi ben tutmaya çalışacağım. Tutmaya çalışacaksın. Hı hı. Tamam. Kapıyı açar mısınız? Recep, şimdi... Bak, sakin ol. Tamam, sakin ol. Şu an, bak, tamam, tamam. Yükseksin şu an, farkında mı? Ya Recep, tamam hayatım, hadi, hadi. Recep, hadi. Bir sakin olduğunu bana söyle, ineceğiz. Bir tamam, sakinim, sakinim. Sakin misin? Sakinim, sakinim. Tamam. İsmail anlat. Ne anlatacaksın anlat. Bir dakika. Sakin ol. Hayatım sakin anlatacaksın. Sakin ol Recep. He? Recep sakin ol. Ona yerinde Recep. Kadını korkarak bırakıp başını mı anlatacaksın? Sakin ol lan. Senin yüzünden 4 yıl hapis yattım lan ben. Recep otur. Tamam Allah aşkına otur. Tamam. Recep otur. Tamam. Bir daha var. 4 yıl hapis yattım, saydın mı sen? Sus. Ben saydım 1460 yıl. Recep sakin ol. Ne desen haklısın. Tamam. Ayşegül Hanım bir şey yapar mısın lütfen? Tamam. Oya otur. Sus! Recep bir sakin. Bak bir sakin. Geldim buraya. Tamam sakin ol kardeşim. Ne olur biraz dinle. Ne çok peşindesin lan? Ne olur dinle biraz. Çok peşindesin lan. Ne şu dinle biraz. Bizim programlara başvurmuşsun. Hapishanedeyken neredeydin lan? Recep!
Hapishanedeyken neredeydin? O zaman niye itiraf etmedin? Abi sakin ol. Bir saniye dur dinle ya. Ne olur dur dinle. Elimden gelen her şeyi yaptım diyorum sana. Ne yaptın? Bıraktın kaçtın orada be. Bak bir... Ölü kadını bıraktın kaçtın. Sevdiğin kadını bıraktın kaçtın. Recep bir dur bak gelmişsin buraya. Bıraktı kaçtı hanımefendi. Bıraktı bak. Mahkemede gitti yanlış beyan verdi. Sanki ben kullanıyormuşum gibi. O kamyoneti ben kullanıyormuşum gibi gitti yanlış beyan verdi. Biliyorum öyle söyledi. Bir sakin ol. Bak onu da diyeceği iki satır bir şey var. Ne olur bir abi dinle. Ne olur bana biraz müsaade et. Ne olur izin ver. Birazdan göreceksin. Elimden gelen her şeyi yaptım. Ben de zor zamanlar geçirdim. Seni aramak istedim, arayamadım. Numaranı aldım. Sen vicdanını rahatlatmak için başvurmuşsun programa. Vicdanını rahatlatmak için başvurmuşsun. Yapma. Senin bizimle bir derdin yok. Ben 4 yıl yattım hapishanede. Sen neredeydin? Bir gün geldin mi? Bir gün arayıp sordun mu? Çıktım, aradın mı? Yapma. Haklısın. Ne desen haklısın. Ama ben hatamın bedelini fazlasıyla ödedim ve ödeyeceğim. Ne olur bana izin ver biraz. Ne olur. Bak ne bir olur. Şey söyleyeceğim ne olur. Bir Allah aşkına bir sakin olabilir misin bak. Tamam çok zor. İnsan 4 duvar arasında o kapalı yerde bir gün bırak bir yarım gün bile kalamıyor. Bak bu kız da seni beklemiş. Tamam sen de sakin ol ya. O da seni beklemiş. Siz çocukluk arkadaşısınız. Çok büyük bir hata yapmış tamam mı? Çok büyük bir hata yapmış. Ama bedelini ödemeye razıyım dedi. Vicdanı çok sızlamış anladın mı? Efendi bakın bedel medel ödemesi Recep, tamam. Ben konuşur musun? Bak, bir saniye bak. Bir saniye. Tamam sakin. Ben bu adamı sildim tamam mı? Ben hapishanedeyken bunu gebertmek istedim, öldürmek istedim. O dönemde Oya benim yanımdaydı. Beni sakinleştirdi. Ben bunu sildim hayatımdan. Tamam. Ben bir daha bunu görmek istemiyorum dedim. Şimdi gelmiş tamam, programa başlıyor. Tamam. Ya ne işi var? Ne işi var yani? Hani gelsin adam akıllı anlatsın, konuşsun. O da yok. Var bunun bir başka bir derdi. Herkes öğrensin istiyor. Ülü olmak mı istiyorsun? Hayır. Herkes öğrensin istiyor. Senin suçsuz olduğunu. Ülü olmak mı istiyorsun? Hayır. Lütfen. Öyle bir amacım yok. Şovcusun. Tamam. Ne desen haklısın. Sakin ol. Recep bana bakar mısın? Recep. Nasıl haklısın? Sakin ol. Vallahi ben bunu bekliyordum bak. Sana söyledim değil mi? Söyledim İsmail, bekliyordum. Tamam bekliyordum. Biraz zaman istiyorum Ayşegül Hanım. Olur biraz zaman ver bana. Biliyorum ben, zor bak, zamanlar yaşadım. Ben de zor yapmış zamanlar. Bak. Ben hapishanede her gün bilendim tamam mı? Dedim çıkayım bunu a**acağım dedim. Tamam öldüreceğim dedim. Şimdi ben seni burada öldürsem kim alacak? Öldür. Kim alacak beni? Rahatlama. Tamam. Bunun sonucu yok. Ben canını öldürdüm. Ama bunda yaşayamazsın. Beni öldürmek seni rahatlatmayacak abi. Ne olur. Korkak. Ben korkak değilim. Korkaksın. Korkak bir İsmail Bey kim? Aa. İsmail Bey kim? Benim memur bey. Ayşegül Hanım mı? Evet. İsmail Bey, ifadenizi almak için sizi karakola davet ediyoruz. Tabii, bana kısa bir süre müsaade eder misiniz? Tabii. Ne oluyor? Ben kendimi ihbar ettim abla. Adalet yerini bulacak. Gidip ben de yatacağım. Hapislerde çürürsün inşallah. Siz kameraları kapatabilir misiniz? Buyurun. Allah'ın namusu. Ne diyeyim çocuklar vallahi yani. Hani yine sözün bittiği yerdeyiz yani ne diyeyim. Bak namusun. Değil mi? İnşallah benden çok yatar. Senden daha çok yatmasa ne olur? Her şeyi kanıtladık sonuçta. Senelerce inanmadılar bana. Tamam. Hayatınızda söylediğiniz yalanlarla bir yerlere gidebilirsiniz. Ama o gittiğiniz yerlerden geri dönemeyebilirsiniz. Siz de bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun. Hoşça kalın.